Selam, Allah nasip ederse bu videonun konusu e, güzel ahlakla ilgili, bireysel güzel ahlak ve toplumsal güzel ahlakla ilgili. E, ona girmeden önce e, şu hususta belirteyim. Bu video çekimi telefon e, üzerinden yapıyorum. Ve dayımın kızı dedi ki o telefonu bir yere yaslasan nasıl olur falan. Vallahi çok güzel fikir hiç aklıma gelmemiş dedim. Birkaç yer denedim işte oraya yasladım buraya yasladım vesaire derken ama uygun bir yer olmadı çünkü yaslayınca eğim oluyor vesaire. Şimdilik yine telefondan devam etmek üzere video çekimine başlamış olduk. İnşallah bu bilgisayardan ekrandan çekmek konusunda ona da bir, bir vakit herhalde bir ilgilenmek, uğraşmak nasip olur. Şimdi bu güzel ahlak konusu şöyle oldu. Ee, Kenan Rifai'nin e, Sohbetler kitabını e, okuyorum ve orada e, güzel ahlakla ilgili çok güzel bir e, bölüm var. Onu okurken e, aklıma şey geldi. Yıllar önce okuduğum e, Japonlarla ilgili bir kitap geldi. Sonra kitabı e, baktım e, ve evet yani bu ikisi e, bir örnek olarak e, ör çünkü örnekler var orada anlatılmış. Pek çok örnekler var, pek çok kültürde. Ama o kitabı ben hoşuma gitmişti ve saklamak nasibi olmuştu. Hatta şeyde emekli olduktan sonra hukuk fakültesinde e, şeyde yüksek lisansta özel öğrenci olarak insan hakları dersini e, almıştım. Orada da bu Japonlarla ilgili olan kitaptan da alıntı yapmak nasip olmuştu ve ödevde e, hocanın da dikkatini çekmişti. Çünkü güzel örnekler var o kitapta. E, o kitaptan e, zaten çok kısa olarak alıntılar halinde e, belirtmeye niyet öyle. Şimdi Kenan Rifai'nin e, güzel ahlakla ilgili olan e, kitabındaki bölümü okuyorum. Mekarimi Ahlak. Allah Ahlak güzelliği nedir? İnsanların Cenabı Hakk'ın sıfatıyla sıfatlanmaları lazımdır. Mekarimi Ahlak insana izzet ve şeref getiren ahlak demektir. Yaratılıştan gaye Mekarimi Ahlaktır. Onun için Resulullah Efendimiz ben mekarimi ahlakı yaymaya ve tamamlamaya gönderildim buyur. Günümüzde bu çok ifade ediyor. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim diye ifadesi günümüz ifadesiyle devamlı söylenmekte, dile getirilmekte. Hadislerde Allah indiğinde en şerefiniz, muttaki olanınız yani günahtan sakınanınız, takva sahibi olanınızdır. Huşrat Suresi Mekarimi ahlak sahibi olmayan bir fert de cemiyet de yıkılmaya yüz tutmuştur. Yani güzel ahlaklı olmak bir fert artı o fertlerin oluşturduğu toplum için güzel ahlaklı olmak çok gerekli diyor. Eğer fertlerde güzel ahlak yoksa o toplumda da güzel ahlak yoktur diyor ve o toplum yıkılmaya yıkıl, yıkılmak durumundadır diyor. Mekalimi ahlakın bir başı bir de sonu vardır. Başı niyet selametidir. Niyet selametinin felsefi ifadesi fayda ve zarar endişelerini şahsi endişelere hasretmeyip başkalarına tahsis etmeye de mühim bir hisse çıkarmaktır. Onun için bir hari yalnız kendine istemek niyet selameti değildir. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi kendiniz için istediğiniz bir iyiliği diğer mümin kardeşleriniz için de istemek gerekir. Bunu yapmayan kâmil mümin olamaz. Fiil selametine gelince, fiil selameti niyet selametinin dış tezahürü ve fiili neticesidir. Onun için yalnız niyet selametinde kalmayıp bunu fiile geçirmek tatbik sahasına da koymak lazımdır. Resulullah Efendimiz insanın hayırlısı insanlara hayrı dokunandır. insanın şerlisi insana şerri dokunandır demiştir. Gerek bir ferde gerek bir cemiyete nizam veren ahlak kanunudur. Mükafat ve mesuliyet fikri de bu kanunu teyit eder şeklinde devam ediyor. Kenar Rufai'nin Sohbetler kitabından yapılan bir alıntıydı yani bir toplumun güzel ahlaklı bir toplum olmasını istiyorsak hangi toplum olursa olsun bu aile olabilir bir iş yeri olabilir bir cemiyet olabilir bir devlet olabilir dünya olabilir güzel ahlaklı olmasını istiyorsak ilk önce fertlerin her bir fertin başta ben ve herkes güzel ahlaklı olmak gibi bir derdimizin, çabamızın olması ve bunun da fiiliyata geçmesi. Bir de ayrıca bunun da eylem halinde güzel ahlaklı olması gerekir ki ancak o zaman biz e, güzel ahlaklı toplum içinde yaşama durumunda olalım. Öyle olmazsa da zaten diyor, o toplumlar yıkılmaya yüz tutmuştur diye belirtiyor. Şimdi e, bu Japonlarla ilgili kitaptan bahsetmenin sebebi de bir kere bu kitabı çok beğenerek okumuştum. Japonlar ve Davranış biçimleri. Taki A, Sugiyama, Lebra Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlarından. kişi Yazar hoca bir profesör. Ancak Hawaii Üniversitesi'nde bir profesör. Japon kültürünü ve Japon sistemini araştırıyor. Bunlar üzerine kitaplar yazıyor. Ondan sonra Türkçeye çevrilen tek. Kitabı var diye biliyorum. Bir baktığımda öyleydi son zamanda. Nedir durum bilmiyorum. Şimdi e, her toplumun e, iyi tarafı kötü tarafı her toplumda oluyor. Ancak e, bazı toplumlarda e, dört dörtlük bir toplum yok. E, ancak bazı toplumların galiba artıları biraz daha fazla oluyor gibi gözüküyor. Yani görünen öyle. Bir Japonlar da genellikle bu artıları biraz fazla olarak Fazla olan toplum diye bilinen bir toplum ama dört dörtlük olduğu söylenemez. Onların da kendi içindeki da kitabında belirttiği üzere kendi içinde bazı farklı çözmeleri gereken durumları, halleri söz konusu. Şimdi oradan örnek olabilecek ahlak açısından güzel ahlaka örnek olabilecek bölümleri alıp onlardan bahsediyorum işte yazarın ifadeleriyle bazı alıntılar kitaptan Japonlar e, kanunda e, kanunun söz ve harf olarak tamamen aynısını uygulamak yerine kanunu ardındaki manaya bakarlar diyor. Hatta bu kitabın esası e, hocanın Hawaii Üniversitesi'nde hoca olmasından dolayı herhalde Amerikalılarla Japonlar arasında karşılaştırma çok yapıyor. Burada da şeyi e, karşılaştırmış Yahudiler diyor e, kanunlarda söz ve harf tam tamına o söz ve harfa dikkat ederler diyor. Ama Japonlar diyor. E, manayı kanun arttaki, ardındaki manaya bakarlar diyor. Tabii bu hukuk sisteminde bir yorum şeklidir. Fakat bu Japonlardaki yorum şekli e, ve manaya bakış daha ağırlıktaymış. Hocamızın belirttiği durum öyle. Bir Japon eylem yaparken tek taraflı kendine göre belirlenince tavırda olmaz. Toplumsal faydaya dikkat eder. Biraz önce Kenan Rıfai'nin belirttiği gibi tek değil toplumu da dikkate almak gerektiğini belirtmişti. Demek Japonların e, kültürel sistemlerinde ferdi ya ziyade topluma e, dikkate alma şeyi varmış özellikleri varmış. Japon e, Japonlar insanların hayvanlardan üstün olduğunu düşünmezler. Hatta cansız varlıklara bile saygılı davranırlar tek taraflı olarak olaya bakıp iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kesin çizgileri yoktur. Böyle bir tavır göstermezler. Japon ahlaki yapısında ayrılmış, çizgilerle birbirinden ayrılmış bir durum yoktur. Ötekileşme pek uygun değildir bu bu ahlak yapısına diyor. Mesela diyor bir hırsızlık olsa bile diyor hırsızın dahi diyor yüzde otuz haklı olabileceği varsayılır diyor. Öyle düşünürler diyor. Bir Japon eğer ortada tartışma varsa, tartışmalı bir durum varsa diyor, bir Japon bu tartışmada bulunan bütün tarafların bu tartışmada katkı payının olduğunu düşünür diyor. Sadece o haklı, sadece bu haklı durumunda olmaz. Herkesin belli oranlarda hem haklı hem haksız olabileceğini düşünür diyor. Bu nedenle mahkemelerde de Anglo-Amerikan hukuk sistemindeki gibi bir taraf suçlu, diğer taraf masum olduğunu ispat etme peşinde değillerdir. Uyuşmazlıkları mümkün olduğunca taraflar arasında anlaşarak ve birbirlerine özür dileyerek çözme eğilimindedirler. Otoriteyi elinde bulunduran kişi kendinden alt kademede olanlardan daha özerk değildir. Aslında otorite açısından ne kadar yükselirse ödeyeceği bedel de o kadar yükselir. Bunu daha önceki bir videoda sanırım bahse geçmişti. Fatih Kanunnamelerini inceletmek, okumak nasip olmuştu. Oradaki metinlerde de mevki olarak birisi yükseldiğinde ee, Normal vatandaşın işlediği bir suçu üst mevkide birisi işlediğinde onun ödeyeceği ceza bedel daha ağır oluyor diye kanunname, işte Fatih kanunnamelerinde vardı ve çok ilgimi çekmişti diye sanırım daha önce bir bahsi geçmişti. Bir de metafizik sistemde de böyle mesela metafizik sistemde ilk başladığın zaman kocaman kocaman hatalar yaparsın da. Ancak ayağın taşa takılır. Ama daha sonra metafizik sistemde ilerledikçe ufacık hatalar yaptığında kafana taş düşercesine e, cevapları e, gelebiliyor. Yani e, metafizik sistemde de e, bir gelişme kaydettikçe o gelişmeye uygun daha hassas olmak gerekiyor. Eğer o hassasiyet gösterilmezse karşılığında bedeli de ödenen bedel de ağır olabiliyor. Ufacık şeylerin karşılığında hata'nın karşılığında daha e, e, ceza olarak uyarı olarak daha şiddetli gelebiliyor sistemin işleyişi. E, şimdi ondan sonra Batı sistemi insanı akıl ve beden olarak ikiye ayırıyor. Ancak e, Japonlarda böyle bir ayrım söz konusu olmaz diyor. İnsanı tüm varlık olarak dengeli ve doğal bir bütün olarak kabul eder diyor. Ne e, sadece akıl ağırlıklıdır ne sadece e, duygusal maneviyan ağırlıklıdır. Bunun ikisinin dengeli olması e, ve doğayla da uyum bir bütün bir bütün içinde uyumlu olması gerektiğini düşünürler ve öyle olmaya çalışırlar diyor. Ve bir Japon doğayı insandan bağımsız olarak algılamaz. İnsan ve doğanın karşılıklı etkileşim içinde olduğunu ve yakınlığını kabul eder. Japonlar arasında kalbin kalbe karşı olması, kalbin kalbe karşı olması denen bir iletişim şekli vardır. Sözlü iletişim yerine duyguların en ince ayrıntısına kadar paylaşıldığı sessiz iletişim olarak ifade edilir. Sessizliğin güven ve dürüstlük işareti olduğu kabul edilerek sözsüz iletişim daha cazip kabul edilir. Japonlar için en yüce iletişim şekli kalpten kalbe iletişim adını verdikleri sözsüz iletişimdir. Bu nedenle birbirlerinden aldıkları titreşimleri kullanarak iletişim kurmaya çalışırlar. Hassasiyet Grup içinde kişinin kendi kafasına göre davranması grup gruptan grupta gözden düşmesine sebep olabilir kibirli ve dediğim dedik grup üyelerine diğer grup üyeleri tarafından bir baskı unsuru oluşur. Ancak grup dış tehdit ile karşılaşırsa birleşik bir cephe oluşturur. İş hayatında iş yeri değiştirme pek Japonlara göre değildir. İş yerine bağlıdırlar ve ömür boyu çalışabilirler. Hele hele bir iş yerinin başka bir iş yerine eleman çalması ise toplumsal bir ayıp ve yasaktır. Kültür, Japon kültüründe ahlaki açıdan olgunlaşmış ve saygı görmeyi hak eden bir insanda empati yeteneğinin mutlaka olması gerekir ve çocuklar da empati yeteneğinin kazanacağı şekilde yetiştiriliyor. Bununla ilgili birazdan e, okumalar var nasipse. Bir grup içinde grup üyelerinden biri kırılmış, canı sıkkın ise onu teselli edebilecek biri mutlaka olur kişi o haliyle yalnız bırakılmaz. Japonya'da ahlakı dürüstlüğün esası olarak kabul edilen içtenlik ve samimiyet önemlidir. İki insan mevki ve statü olarak farklı durumda iseler. Güçlü olan gücünü kendisine bağlı olan kişinin lehine kullanır. Onun üstünde hakimiyet kurmak için değil ona destek olmak üzere kullanıyor gücünü. Japon ahlakı kişiyi mütevazi olmaya, sorumluluk duygusuyla hareket etmeye sevk eder ve çocukluktan itibaren de o şekilde yetiştiriliyorlar. Hukuk sosyolojisi açısından Japonlar sorumluluk odaklıdır. Batılılar ise hak odaklıdır. Bir Japon için ait olma duygusu, empati, bağlanma, karşılıklı ilişki gibi değerler onlara güven verir. Bunların olmadığı bir ortamda, böyle bir toplumda hiçbir Japon sadece eşitlik, özgürlük isteme gibi bir eylemde bulunmaz. Onlar için eşitlik, özgürlükten ziyade ait olma duygusu, empati, bağlılık, karşılıklı ilişkiler, güven bunlar daha önemlidir. Toplum olarak ait olduğu ortamda kendini güvenli hissetme isteği diğer değerlerden önceliktir. Yani bu eşitlikmiş, özgürlükmüş bunlar sonra yakalıyor. Japonlar değişen şartlara, değişime ayak uydurabilir. Zamana ve mekana göre uygun davranışın ne olduğunu içgüdüsel olarak biler, bilirler ve uygularlar. Samimi ortamda, yani samimi olarak bulundukları bir ortamda da rahatlık, karşılıklı samimi ilişkiler için büyük bir kuraldır. Eğer bir ortam samimi ise, orada rahattırlar, karşılıklı ilişkilerde rahattırlar, samimidirler. Ego, itibar kaygısı ve toplumsal maskelerden bütünüyle sıyrılarak doğal benliğini açığa vururlar. Japonlar eğitimliler, entelektüeller dahi çocuklar gibi oyun oynamaktan hoşlanırlar bu samimi ortamlarda. Japonlar kendi itibarlarına dikkat etmeleri yanında diğer kişinin de itibarına, utanmasına dikkat ederler. Yani ben itibar, ben utanmayayım, benim itibarıma dikkat edeyimin dışında diğer karşıdaki insanın, başka insanların da Utanmamaları, itibarlarını zarar görmeleri özen gösterirler. Mesela diyor bir Japon restoranta hesap geldiğinde diyor e, garson kızın getirdiği hesabı kontrol etmek istemez, onu utandırmamak için diyor. Ama bunu Amerikalı, bir Çinli, bir Kore çok rahat bir şekilde normal olarak yapar diyor ikili ilişkilerde isteğini açık vurum açıkça yani ikili ilişkilerde de ben şunu istiyorum ben bunu istiyorum şeklinde isteğini açıkça ifade etmek yerine karşıdaki insanın onun istediğini anlaması onu fark etmesini tercih eder diyor. Çünkü empati konusunda çocukluktan beri yetiştiriliyorlar ya o doğal olarak da o, o öyle bir beklenti içinde olmuş oluyor. Kişinin günlük tutması, kişinin kendisiyle iletişim kurması olarak Japonya'da psikoterapi yöntemi olarak kullanılır. Yani kişinin kendiyle iletişimde bulunması diye de önem, önem verdikleri bir durum söz konusu. Kişinin kendisin, kendisiyle ilgilenmesi, ben kimim, ben neyim, nereden nereye geldim, gelişiyor muyum, daha mı iyiye gidiyorum, daha mı kötüye gidiyorum diye oturup kendisiyle tefekkür yapması gibi bir durumları var. Japonlar konuşurken Batılılar gibi iddialı ve keskin ifadeler yerine uyumlu, ılımlı ifadeler kullanırlar ve karşı tarafın farklı fikirde olduğunu sezerlerse ifadesini düzeltebilir. Karşı tarafa rahatsızlık vermek istemezler. Mütevazılık, tevazu bir erdem olmanın ötesindedir. Sadece kendini değil diğer insanları da düşünürler. Nezaket gereği karşı tarafın kendisine olan teklifte ısrarını beklerler. Yani birisi bir e, karşı tarafın ona ısrar, bir teklif var ve karşı tarafın ona ısrar etmesini bekler. E, nezaket gereği karşı taraftan onu bekler diyor. Batı'daki durum ise bunun tam tersidir. Kişi kendi isteğini elde etme eyleminde ve gayretinde ve çabasındadır. Uğraşır bunun için açıkça da söyler bunu istiyorum diye Japonlar bunu istiyorum demek yerine karşı tarafın anlamasını beklemesini ve teklif etmesini tercih ederler. Konuşmakta olan kişinin lafını kesmek Japonlarda kaba bir davranış olarak kabul edilir ancak Batı sisteminde yaygındır. Şimdi bebeklerini nasıl davranıyorlar? Bebek yetiştirme nasıl? Japonlar bebek bakıcısı tutmazlar genelde. Anne ilgilenmeyi tercih eder mümkün olduğunca ve e, anne bebeği her gittiği yere götürür. Bebek arabası yerine sırtında taşımayı tercih ederler mümkün olduğunca. Annenin bebeğin sıcaklığını hissetmesi e, ve çocuğu pardon çocuğun annenin e, sıcaklığını hissetmesi için annenin beden sıcaklığını çocuk bu şekilde hissedebilir. Çocuğun gerginlik ve sıkıntıdan uzak tutulması tercih edilir. Odak noktası budur çocuğun gerginlik ve sıkıntıdan uzak tutulması. Amerikalı anne bebeğin mutluluk ile çıkardığı seslere cevap verir ve onu heveslendirir. Japon anne ise bebeğin çıkardığı mutsuzluk sesine odaklanır ve onu rahatlatır. Amerikalı anne bebek uyurken yalnız bırakır. Japon anne bebek uyurken bile yanındadır. Japonlar günlük hayatlarında tertip ve düzene önem verirler. Çocuk eğitiminde de çocuklar arasında sadece kavga etmeleri değil, birbirlerini çocuklar 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 arasında birbirleriyle sadece kavga etmemeleri değil, birbirlerini kıskandırmaları da yasaktır. Yani çocuklara kavga etmemeleri tavsiye edilirken sadece bu değil, ayrıca birbirlerini kıskandırmamaları da bu yönde de telkinde bulunur ve eğitilir. Çocuğa başkalarını rahatsız etmemesi öğretilir. Çocuk cam kırmışsa ve bunu gelip de annesine söylemişse annesi çocuğa teşekkür eder ve ilk ki söyledin yoksa biz o kişiye gidip ondan özür dileyip zararını tazmin edilmeyecektik Söylediği iyi oldu şeklinde ifadede bulunur huzur ve uyumu sağlamak için büyük çocuklara, küçüklere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmaları öğretilir. Çocuklara açık fikirli olmalarının, güvenilir olmalarının, erdemli olmalarının gerektiği öğretilir. Çocuklara aralarında tartışma olduğu zaman bir büyü müdahalesi olmadan kendi aralarında anlaşmaya varmaları konusunda eğitilir. Okula giden çocuğa öğretmene itaati öğretilir. Öğretmenler yetkinin kendilerinde olduğunu ve ailelerin karışmamasını tercih ederler ve ebeveyni müdahalesinden hoşlanmazlar. Japonya'da çocuğu ödüllendirmenin ön plan, Japonya'da çocuk ödüllendirmek ön plandadır. Cezalandırma ise arka plandadır. Amerika'da, Çin'de, Kore'de ise bunun tam tersi cezalandırma ön planda, ödüllendirme arka plandadır. Japonya'da çocuğa verilebilecek en ağır ceza çocuğun evin kapısının önünde bırakılması ve özür dilemeden içeri giremeyeceğini belirtilmesidir. Amerika'da ise en ağır çocuğa verilebilecek en ağır ceza çocuğun evden çıkmasına izin verilmeme cezasıdır. Yaramazlık yapan çocuğa böyle davran, ço yaramazlık yapan çocuğa yaramazlık yapmaması söylemek yerine şu ifade kullanılır. Böyle davranmaya devam edersen üzüleceğim. Kendini benim yerime koy. denir. Böylece çocuk empati yapmayı, başkalarının duygularını anlamayı, başkalarının duygularını incitmemeye ve anlamaya çalışmayı öğrenir. Japonlar gelelim şimdi inanç sistemlerine. Japonlar memnun, dingin, mutlu ve zihinsel olarak sağlıklı kalmaya özen gösterirler. Hem zihinsel hem fiziksel olarak sağlıklı kalmaya özen gösterirler. İbadetleri, Budist metinleri sesli okumak, bazı bir takım basit hareketleri tekrara dayalı hareketleri yapmak, uzun süre hiç hareket etmeden oturmak, veya dayanma gücünü artırmak için yürümek, bunları ibadet amaçlı da yapmaktadırlar. Fiziksel ve zihinsel enerjiyi belli bir noktada yoğunlaştırarak gelişimlerini sağlamak gibi uyguladıkları yöntemleri var. Ve Budist inancının bir parçası olan kader adı kader. Karma, kader adı verilen evrensel kanuna tabi olduklarını kabul ederler. Öyle düşünürler. Evrenin sonlu ve geçici olduğunu kabul ederler. Kısa ömürlü şeylerden estetik bir haz alırlar. Çünkü geçici onun güzelliğini tatmak isterler. Buna da örnek kiraz ağacı çiçeğini çok severler. Şimdi burada... Ee, Güzel ahlakla ilgili Japonların hayatından bazı alıntılar yapmış olduk. Yani Kenarifai'nin sohbetler kitabından geldik bir bağlantı. Japonlar ve davranış biçimleri Sugiyaman'ın kitabına. Her ikisinde de konu güzel ahlaktı. Her ikisinde de konu kişinin kendi bireysel ahlakının gelişimi ve toplumsal ahlakın bu şekilde ortaya çıktığıydı. Artık e, e, söyleyecekler bu kadar. E, niyet hayır, akibet hayır ola. En iyisini Allah bilir. Cümlemize güzel ahlaklı, her bir fert olarak güzel ahlaklı olmayı ve güzel ahlaklı bir toplum oluşmasını tüm insanlığa hepimize hayırlısıyla Allah nasip etsin. Sevgiler.